Hani burası çocuk dolu olacaktı? Neden hiç kimse yok? Baksana, gördün mü? Evet, çok acayip. Aa, okulda maskeli baba var da bizim mi haberimiz yok? Bu ne kıyafet böyle? Asıl siz kendinize bakın. İkiniz de aynı şeyi giymişsiniz. Dalga mı geçiyor bu be? Oğlum, buna okul forması deniyor, anladın mı? Nereden gelmiş bu, uzaydan mı? Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hadi dışarıya çıkalım Bahçıvan. Tüm soruları Özge'den önce sen bilince nasıl gıcık oldu, fark ettin mi? Etmez miyim? Yarın bize geleceksin değil mi? Anneme söylemedim daha ama merak etme, izin verir. Kantine gidelim mi? Gidelim. Senin babanı söndürürüm ama ben yakındır, merak etme. Ya ne diyorsun kızım sen ya? Hoppala, sen de kimsin? Yeni mi geldin? Evet. Adın ne? Can Can. Bu ne ya, kedi ismi gibi. Müdürümüzle tanıştın mı? Onunla iyi geçin ben gerekir. Nereye konuştu bu? Bilmem. Hanımefendiciğim, yollarınızı hasretle gözleyeceğiz. Hayır efendim, uğrarım. Sanki kuleyi görünce saklandı, öyle değil mi? Bence müdürden ürktü. Öğretmenim, okulumuza yeni bir öğrenci gelmiş. Öyle mi? Nerede? Sizi görünce sınıfa saklandı. Allah Allah, beni görünce saklandı mı? Çağır bir bakayım Özgeciğim şunu. Cende abi, öğretmenimiz çağırıyor. İşte burada öğretmenim. Hoş geldin evladım. Adın Can'dı değil mi? Evet. Taşındınız mı? Efendim? Yani ailenle beraber geldin, öyle değil mi? Yok. Allah Allah. Gel bakalım benim. Evet çocuklar, şimdi komşularımızı tanıyalım. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi bölüyorum ama. Oturun çocuklar. Yeni bir öğrencimiz var, Can. Can, hadi bakalım otur bir yere. İyi dersler öğretmenim. Sağ olun müdür bey. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ne yani, uzaydan mı? Can, siz Türkiye'nin komşularını öğrenmiş miydiniz? Türkiye mi? O da neresi? Şakacı bir arkadaşımız daha. Emre bak, sen Can'la çok iyi anlaşırsın. Evet çocuklar, nerede kalmıştık? Evet çocuklar, şimdi Türkiye'nin komşularını hep birlikte tekrar ediyoruz. Doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, güneyde, Irak, Suriye, batıda, Yunanistan, Bulgaristan. Vay be. Fena değil. Ama bunların ne yaptığını işte, anlamadım. Daha önce hiç futbol maçı görmedin mi? Ha, duymuştum. Demek böyle bir oyunmuş. İlk defa futbol bilmeyen bir erkek görüyorum. Çok anlamsız. Herkes ortadaki topun peşinden koşuyor. Bence de anlamsız. Evladım, ailenden bir haber var mı? Hayır, beni bırakıp gittiler. Öyle şey olur mu yavrum? Onlar sonra gelecekler. İyi de nerede kalacaksın? Akşam okul çıkışında akrabanız falan mı alacak seni? Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. Ben bu işten bir şey anlatırsam aramayayım. Evladım, senin yaşında bir çocuk tek başına bırakılır mı? Öğretmenim, ailesine bulana kadar bizde kalsın. Hadi gelin bakalım benimle. Bu işe bir çözüm bulalım. Evet Hakan Bey. Tuhaf bir durum. Ancak ailesiyle şimdi konuşabileceğim. Derslerden geri kalmaması için göndermişler. Evet evet, ben de anlamadım. Anlayışınız için teşekkürler. Hoşça kalın. Evet Can, babanın numarasını söyle bakalım. Ne numarası? Telefon numarası oğlum. 5. 5. Evet. Of, çok sıkıldım. Evet efendim, anlıyorum. Demek şoförünüz bırakmış. Ha, bir yanlış anlaşılma. Anladım.
Aa, yok yok, biz uçağa bindirip gönderebiliriz. Ama ben güvenilir bir yer buldum bile. Tamam, tamam. Bana güvenin. İyi günler efendim. Ne olmuş öğretmenim? Kızım, kafam karma karışık oldu, bana bir şey sorma. İki günlüğüne can, sizde kalacak o kadar. Yaşasın, çok eğleneceğiz. İyi bakalım. Çocuklar, babanıza benden selam söyleyin, olur mu? Baş üstüne öğretmenim. Bizimkileri çok seveceksin, merak etme. Ne biçim ağrısı varmış bunun? Çocuğu koskoca şehri yalnız başına bırakmışlar, şaka gibi. Of, kaç kere anlatacağım? Müdür ailesiyle konuştu. Yarın gelecekler. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi servise bineceğiz, sonra hop evin önündeyiz. Servis mi? O da ne? İşte servis. Sen daha önce hiç servise binmedin mi? Yok. Belki de eve okula çok yakında, öyle değil mi? Hı hı. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor ama kimi? Hah, buldum, Nana'yı. Aynı onun gibi garip ve salak bir şey. Özge, çok ayıp. Bana kötü bir şey mi dedi bu? Yok canım. Nana kim? Bizim bakıcımız. Hadi gidelim. Emre bekle. Çünkü her sabah erken kalkmak zorundayım. O yüzden aynı şey. Hadi Emre. Ben oyuncaklar dünyasında yaşamak istiyorum. Eminim orada sabahları erken kalkılmıyordur. Baksana sen hele şu kokarcıya. Ya Nana ya, neden bizi oraya götürmüyorsun? Ben orayı çok merak ediyorum. Ben de. Makbuş bile gitti. Haksızlık ama bu ya. Ama ben de iki dakikalığına gittim. Bir gözüm gördü, bir gözüm görmedi. Anlamadım ki hiçbir şey. Ya Nana, lütfen bir şeyler yapamaz mısın? Çocuklar, bunu daha önce defalarca konuştuk. İnsanların oraya gitmesi kesinlikle yasak. Oho, müdür gitti, Simge gitti, Makbuş gitti. Daha ne olsun? Ay. Ama Şoker'in içirdiği iksir sayesinde gittiler. Biz de o iksirden içelim. Ay. İyi ama ben o iksirin formülünü bilmiyorum. Hem bilsem bile bunu göze alamam. Şoker bu yüzden büyük cezalar aldı. Hem yüce konsey sizi oraya götürdüğümü öğrenirse beni de cezalandırır. Belki de insan olmama bile engel olabilir. Ya aman ya, hep bahane, hep bahane. Bıktım. Ne de olsa bahane. Aa, çok huzurlanıyorsunuz. İntikamım korkunç olacak Kulina. Görürsün. Ah, Nana'ya bir bakayım, eminim keyfi çok yerindedir. Ne yapacağım da Kulina? Ya Nana, lütfen Kulina'yla bir konuş. Belki o bir yolunu bulur. Aa, evet evet, Kulina'ya söyleyelim. Kulina'nın buna evet diyeceğini hiç sanmıyorum. Ama biz çocuğuz. Herkesten çok oraya gitmek bizim aklımız. Evet Nana. Kocaman bir oyuncaklar dünyası var ve biz oraya gidemiyoruz. İnanamıyorum ya. Bizim de dileklerimizi kabul eden bir peri olsaydı, ben de orada bir oyuncak olarak yaşamak isterdim. Dünyanın çivisi mi çıktı ayol? Oyuncak mahallesinde yaşamak istermiş. Allah Allah. Hadi, hadi bu boş hayallerle oyalanmayın. Okula geç kalacaksınız. Asmayın suratınızı. Of. Ses, hafta sonu sizi Luna Park'a götüreceğim, tamam mı? Hafta sonu kampa gidiyoruz biz. Taksana. Okula giderken bunu takamam, yasak. Hem ben sana kırgınım. Ama Yağmurcuğum bebeğim, lütfen. Hadi. Aa, ayol herkes bir hoş. Buradakiler oraya gitmek istiyor, oradakiler de buraya gelmek istiyor. Ay, ben de dünyada yaşayıp sonra tıpkı Nana gibi yakışıklı bir adama aşık olmak isterdim. Aa, aa, ne yapıyorsun şaşkın? Aa, herkes delirmiş. Evet, çok güzel.
gidelim. Demek çocuklar buraya gelmek istiyorlar. Onların bu masumane dileklerini gerçekleştirmek gerek, öyle değil mi? İyi de buradan nasıl çıkacağım? Ay bak, panik atağım tuttu yine. Çok tırsıyorum. Neyiniz var çocuklar? Yok bir şeyimiz. Yoksa beni kızdıracak bir şey mi yaptınız? Ya bizim de kendimize ait problemlerimiz olamaz mı yani? Bak sen şu bacaksıza. Duyuyor musun Makbuş Sultan? Aman evladım, zamane çocukları işte. Laf yetiştirilmez bunlara. Çocuklar hadi ama. Bunun olamayacağını söyledim, öyle değil mi? Konu seninle ilgili galiba Nana. Sayılır. Çocuklar onları bir yere götürmemi istiyorlar da. Nereye? Luna Park'a. Ne yani? Bunun için mi suratınızı asıyorsunuz? Hafta sonu hep beraber gideriz, olur biter. Hafta sonu kampa gideceğiz okulla. Hem biz buradaki Luna Park'ı istemiyoruz ki. Yani demek istiyorlar ki... Ne yani? Paris'teki Disneyland'a mı gitmek istiyorsunuz? Ya evet, oraya gitmek istiyorlarmış. Ben de dedim ki çocuklar, bu imkansız. Nasıl gideriz oraya? Çocuklar, siz de abartmışsınız. Ya ama baba. Senin sonu karne durumlarına bir bakalım, bir şeyler düşünürüz. Sevinmediniz mi? Sevindik. Şimdiki çocuklar da böyle işte. Her şeyleri var ama memnun değiller. Ya. Hadi bir tanem yesene. Yemeyeceğim bana, karnım tok. Evet Emre ve Yağmur. Dileğiniz gerçek olacak. Sonunda oyuncaklar dünyasını göreceksiniz. Güzel. Evet çocuklar, şimdi kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Konumuz yerçekim kanununu bulan Newton. Evet, şimdi bu sayfayı okuyun bakalım. Daha sonra bu konu üzerine konuşacağız. Emre! Şşt! Yok! Yok! Hayda, senin eşin var odaya. Çekilsene. Ama bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şoker çekilsene ya. Şşt, Emre! Ya başımı belaya sokacaksın. Nerede olduğumu görmüyor musun? Emre, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Beni dinlemelisin. Ne oluyor Emre? Ya yok bir şey. Yani söyleyeceksen çabuk söyle. Tamam o zaman. Hemen konuya giriyorum. Oyuncaklar dünyasına gelmek istiyor musun? Hem de nasıl? Ama Nana bunun imkansız olduğunu söyledi. Hiç de değil. İstersen ben seni götürebilirim. Sahi mi? Vay be. Emre. Şey öğretmenim, Newton'un kafasını elma düşünce yer çekimini bulmuş ya. Çok zekice değil mi? Yani başkası olsa bunu düşüneceği yerde elmayı yer çekip giderdi. Tamam, 5 dakikanız kaldı hadi. Şimdi konuşamıyorum, teneffüsü bekleyemez misin? Tamam, masadaki takvim var ya. Eylül ayının içinde olacağım. Teneffüste buluşalım. Vay be, ne eğlenceli. Evet Emre, okuduklarını anlat bakalım. Belki biz de eğleniriz. Emre, kantine inelim mi? Sen git. Benim anlamadığım bir iki konu var, onlara bakacağım. Aman aman, gözlerim yaşardı. Emre teneffüste ders çalışıyor. Senin bu hayattaki tek derdin ben miyim, yoksa bana aşık mısın? Saçmalama Emre. Çok komiksin. Sen kantine inmiyor muydun? Yok, ben de inmeyeceğim. Ya. Ne oldu? Bana meyve suyu alır mısın diyecektim. Dur gidip alayım. Benim de karnım acıkmıştı zaten. Tost ister misin? Hayır. Oh be, hiç gitmeyecek sandım. Evet, hangi ay demiştin? Eylül ayı. Şoker, hadi çık ortaya. Çok az zamanımız var. Ne diyeceksen çabuk söyle. Oyuncaklar dünyasına gelmek istediğinizi duydum. Evet ama bu imkansızmış. Nana öyle dedi. Cezası çok büyükmüş. Yok canım.
Hiç de değil. Nana abartmış bence. İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Hayır, istemez. Yazık. Çünkü orası anlatılanlardan bile daha güzel, daha eğlenceli. Sen yine bir şeyler mi karıştırıyorsun? Aman ne karıştıracağım. Sizi oraya davet ediyorum. O kadar. Biz eski kanka değil miyiz? Ha? Meşhur olduğumuz günleri hatırlasana. Ama Nana dedi ki izin alınması gerekiyormuş. Sen boş ver şimdi Nana'yı. O dünyadan bir dakikalığına bile ayrılmak istemediği için size yalan söylüyor. Ne izniymiş? Bak, ben izinle mi geliyorum? İyi de oraya uçakla füzeyle gidilmiyor ki, nasıl gideceğiz? Ha, çok kolay arkadaşım. Bak, bu elimdeki iksiri görüyor musun? Bunu içince hop diye muhteşem bir yer, harikalar diyarı, eğlencenin merkezi Las Vegas. Yani oyuncaklar dünyasındasın. Çaktın mı köfteyi? Emre'yi gördün mü? Sınıfta ders çalışıyor. Teneffüste ders mi çalışıyor? Evet, şaka gibi değil mi? Ben de inanamadım ama öyle. Benimle kantine bile gelmedi. Ben bir bakayım ona. Bu iş hiç normal değil çünkü. Bu meyve suyunu da ona verir misin? Tamam. Bence Emre kesin yine bir şeyler karıştırıyor. Hiç de değil kıçık. Seninle uğraşamayacağım. Hadi ama. Hala ne düşünüyorsun? O kadar çok eğlenceli olacak ki. Hah, işte küçük hanım da geldi. Emre, şokerle konuştuğuna inanamıyorum yani. Ne istiyorsun yine? Bizi rahat bırak. Ben sizi rahatsız etmek için değil, tam tersine bir dileğinizi yerine getirmek için buradayım prenses. Bizi oyuncaklar dünyasına davet ediyor. Ama Nana dedi ki izin alınması gerekmiyormuş. Şoker bizi oraya götürebilirmiş. Emre, Şoker'in yalanlarına inanacak değiliz herhalde. Onu dinlersek başımız belaya girer. Söyleyeyim sana. Hadi dinleme onu. Bir dakika. Tam da sizin yaşınızdaki çocukların bayılabileceği bir yer orası. Hiç kimseye hesap vermeden dilediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Oradaki Luna Park'ı bir görseniz, sonra birbirinden sevimli oyuncaklar var. Tabii böyle anlatmak da olmaz. Görmek lazım. Hatta orada size küçük numaralar bile öğretebilirim. Geri döndüğünüzde havanız olur. Sahi mi? Düşünsene sihirli atmayı bile öğrenebiliriz. Tabii ya. Nana bunca zamandır yanınızda. Size ne faydası oldu? Söylüyorum size. Oyuncaklar dünyasını sevmediği için böyle yapıyor. Kendi gitmiyor, sizin de gitmenizi istemiyor. Bencilin teki o. Bencil, bencil. Hadi. Hadi ha. Başım çok dönüyor. Midem bulanıyor. İçim dışıma çıktı ya. Nana oyuncaklar dünyasına gitmek istemediği için bizi de oraya götürmüyordur. Saçmalama Emre, öyle şey olur mu? Sen hala Şoker'in yalanlarına nasıl inanırsın? Onun nasıl biri olduğunu hiç mi bilmiyorsun? Ama ben oyuncaklar dünyasına gitmek istiyorum. Ben de gitmek istiyorum ama bunun için Şoker'e güvenemeyiz. Nana'nın umrunda olmadığımız çok açık. Ben ne olursa olsun çok gitmek istiyorum. Hayır Emre, bunu yapmamalıyız. İyi de böyle bir fırsat kaç kere çıkar ki karşımıza? Ben ne olursa olsun gideceğim. Sen istersen gelmeyi bilirsin ama ben gideceğim. O zaman ben de gelirim. Güzel. Yalnız kimseye bir şey belli etmemeliyiz. Korkuyorum Emre. Bu yaptığımız çok tehlikeli. Ya başımıza bir şeyler gelirse? Bence çok eğlenceli olacak. Hem bunu biraz da şu Özge gıcığının ağzının payını vermek için de istiyorum. Çünkü hayatta öyle bir yer görmedi ve görmeyecek de. Evet, sürekli bize hava atıyor. En güzel yerleri ben gördüm. Kimse benim gittiğim yerlere giremez deyip duruyor. Düşünsene oraya gidersek süper olacak. Adını söylememiz bile gerekmez.
Herkese orayı anlatabiliriz. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Hiçbir yere. Sana hesap mı vereceğiz? Hem sen neden kapımızı çalmadan giriyorsun? Bir dahaki sefere çalarım ekselanslarım. Gıcık ya. Bir şeyler çeviriyorsunuz ama öğrenirim nasıl olsa. Peki ama Özge orada olmadığımızı görecek. O zaman durumu nasıl açıklayacağız? Ne var kızım, kampa gitmekten vazgeçtik deriz. Uf Yağmur, yeter artık, bunları düşünmek istemiyorum. Tek istediğim oyuncaklar dünyasını görmek. Hem o kadar korkuyorsan sen gelme istersen. Ben döndüğümde sana oranın nasıl bir yer olduğunu anlatırım. Ya hayır, geleceğim. Ben de orayı görmeyi çok istiyorum. İyi o zaman, artık bunu tartışmayalım. Biz kararımızı verdik. Ve bu sonsuza kadar ikimizin sırrı olacak. Zaten babamlar bizi kampta zannedecekleri için hiçbir sorunla karşılaşmayacağız, merak etme. Yine de korkuyorum. Hiç korkma, her şey çok güzel olacak. Tıpkı bir masalın içinde yaşıyor gibi olacağız, düşünsene kızım. Evet çocuklar, kararınızı verdiniz mi? Benimle geliyor musunuz? Evet, biz kararımızı verdik, geliyoruz. Güzel, işte bu harika. Hadi işin o zaman. Şimdi olmaz, ortadan öyle pat diye kaybolamayız. Yarın okulun kampı var, herkes bizi orada zannedecek. Oysa biz seninle oyuncaklar dünyasına geleceğiz, anlaştık mı? En az benim kadar zekisin arkadaşım. O halde yarın sabah erkenden bu işi hallediyoruz. Şimdiden heyecanlanmaya başladım bile. Ben de. Çocuklar. Eyvah Nora. Ne yapıyorsunuz siz iki saattir burada? Hiç. Bir şey mi oldu? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ne saklayalım? Sadece bizi oyuncaklar dünyasına götürmediğin için ne kadar üzüldüğümüzü konuşuyorduk. Öyle mi Yağmur? Hani bunu konuşmuştuk çocuklar? Olacak bir şey olsa ben sizi hiç üzer miyim? Hadi ama asmayın suratınızı. Bak şimdi ne yapacağım? Sen öğretmiştin, hatırladın mı? Hatırladım. Tamam mı? Barıştık mı? Hadi aşağı gelin. Yarın bütün günleri birbirimizi göremeyeceğiz. Tamam, geliyoruz, sen git. Tamam. İnanamıyorum ya. Kusacağım şimdi. Bugün önüne gelen beni çeviriyor. Hadi ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Ay, iksir şişesini bizde unuttu. Boş ver, nasıl olsa biz içmeyecek miyiz? Doğru ya. İnceleyelim mi? Evet. Bir versene, ay altın gibi ağır.